Şimdi geçmişte bir Liberty vakası var. Ee, saygıdeğer konuklar lütfen yazsınlar. 6 ee, Altı gün savaşında. Tarih 29 Temmuz 1967. İsrail bir Amerikan istihbarat gemisini Amerikalıların gözleri içine baka baka batırdı. Niye batırdı biliyor musunuz? İsrailleri dinliyordu ve elinde veriler vardı. Bu gemiyi batırdı. Şimdi burada ben burada bir soru soruyorum. Şeytan azapta gerek. Şimdi Anglikan Kilisesi İngiliz Kraliyet, in, İngiliz Kraliyet ailesinin himayesindeki bir kilise. O kilisenin işletmiş olduğu bir hastaneyi vurarak İngilizlere bir şey mi söylüyorsun? Aklıma geliyor. Diyorum şeytan azapta gerek. Yani şimdi bir kere evet siz bakın şöyle başka bir şey daha var. Daha daha ağır bir entrika ben size. Ne dediniz siz başında? 6 bin kişi mi toplandı dediniz hastane etrafında? 4 bin. 4 bin insan. Niye toplandılar? Çünkü burası Hristiyanların hastanesi. Vurulmaz diye Burada vurulmaz. Şimdi buradaki bu kitleyi vururken kimle koordine ettin? Değil mi? Akla gel. Yani şimdi ve kime mesaj veriyorsun? Şimdi burada o kadar ilginç olaylar oluyor ki. Şimdi yani neden bu tür cümleleri kurmak zorunda kalıyoruz? Bu işin içerisinde Hani George Bush'un 2001 yılında özür dilerim, 2003 yılında bir uçak gemisinin sırtına çıkarak "Ben bir kuru seyit yapıyorum." dediği o teolojik doğumanın türevleriyle karşı karşıyayız. İşin en kötü tarafı, en zor tarafı bu. Şimdi siz aklı selim olan insana, vicdanı olan insana yani konuşursunuz, anlaşırsınız ama teolojik doğması olan bir tarikat gibi hareket eden bir kişiye anlatamazsınız ki. Çünkü onun doğması var. O da onu doğru kabul etmiş. O onun inancına dönüşmüş. Şimdi böyle olunca tabii bir de kutsal metinleri okuyunca, babları okuyunca hani burada yani tahrik etmemek için bir şey yapmayalım, okumayalım ama korkunç şeyler var. Şimdi neden bahsediyoruz? Yani buradaki 2.3 milyon insanı buradan daracık bir alandan çıkartıp bambaşka bir toprağa sürmek bu akılcı mı sizce? Vicdani mi? Değil. Bir devlet onuruna ama yakışır istenen mı? istenen bu. Hadi ama göre bunu de? niye yapmışsın ya? Bu, bu akılcı, rasyonel bir şey değil ki bu. Ve diyor ki bir günde çıkacaksınız. Bir akıl tutulması var. Akıl tutulması neyle olur? Senem Hanım? Doğma ile olur. Burada doğmalar var. Doğmalar olunca işin en tehlikeli tarafı da bu iş. Işte. O zaman nerede duracağını kestiremiyoruz. Ya bu tamamıyla bir güç mücadelesi. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Askerce bir şey söyleyeyim. Kitabın ortasından bir şey söyleyeyim. Şimdi Hamas yapmış olduğu hamle kalıcı bir hamle değildi. Bakın. Caydırıcı bir hamle değildi. Yani İsrail'i caydırmaktan öte tahrik eden bir hamleydi. Tabii. Ve şimdi bu yaptığıyla hani cümleyi doğru kuralım. Bilerek veya bilmeyerek, isteyerek ve istemeyerek İsrail'ine çok, çok büyük, büyük bir koz verdi. verdi. Yani şu oldu, şu oldu. Yani burada ben şeyi anlıyorum. Filistin halkının ya hep ya hiç demesini anlıyorum. Hamas'ın ya hep ya hiç demesini anlıyorum. Bunun farkındayım. Bunu vakit kalsaydı konuşurduk. Ama burada söylüyorum isteyerek veya istemeyerek çaresizliğiyle ya hep ya hiç değişiyle inanışıyla burada bir hamle yaptı. Veya bir şekilde kendi hassasiyetleri birileri tarafından manipüle edildi ve böyle bir hamle yaptı. Ama bu hamlenin Askeri anlamda tanımlaması şu: Bu hamle caydırıcı bir hamle değil. Bu hamle kalıcılık üretebilir bir hamle değil. Ne yaptı? Bir İsrail gibi son derece Orta Doğu'daki caydırıcılığı en yüksek teknolojisi en yüksek ülkenin tamamı bütün gazabını Gazze'nin üzerine çekecek şekilde evet. geri bir geri çekilme ortaya koydu. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Neyse söylemeyeyim. Yani çünkü ya yani şey yapıyor. Yanlış anlıyor. Biz doğru objektif bir şey anlatmaya çalışıyoruz ama o kadar duygular kabarık ki o kadar bir şey yandaşlık tarafı şey var ki yanlış anlıyorlar. bu e, bence fazla ileri gitmeden sussam. Peki size şunu da sorayım o zaman. Yani çünkü e, hemen hemen pek çok kişi aynı şeyi soruyorsunuz. Yani İsrail'in burada hani Gazze'yi Filistin'sizleştirmek meselesini yani hani bunu önceleyen, Hı. bunu hedefleyen bir yol e, çizdiği. Şimdi bu noktada tam nereye gidecekler? Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Tek bir yer var, hani doğrudan Mısır hikayesi. Hani işte Sina. Ha şimdi e, burada da Mısır'ın ikna edilmeye çalışıldığı, Bu kadar Amerika'yla ile işte e, evet, hızlı Mısır, trafiğin Mısır, Mısır, Mısır merkezinde durumda. bu oldu. Şimdi orada da deniyor ki Mısır'da da işte birkaç ay sonra seçim var. Zaten ekonomik olarak sesi güç durumda. E, dolayısıyla Devlete ekonomik alacağı ile birlikte ikna olur. De Dediler Mısır'a mi? 100 milyar dolar verelim, sen bunları Sina yarımadası da bak. Mısırda hayır dedi. Hayır dedi. Ben benim yani ve Mısır bu yani bu iş çok 100 milyar ya bitiriyor dolar verseler bile bu işe, Mısır bu işe razı olmaz. Bu işin üretmiş olduğu yükü hiçbir inancı dair hassasiyetleri olan lider ya da ülkeye karşılamaz. Çünkü bunun buradan çıkartılması Teo, teolojik bir ihanete karşılık geliyor. Hı -hı. Şimdi siz buradan Mısır bunları aldı. Suudi Arabistan'da Mina'da işte 3000 tane çadır Hı -hı. var. Oraya Hı -hı. koyalım. Hı -hı. İşte hatta uluslararası bazı medyalarda Türkiye'ye falan koyalım gibi bir takım cümleler falan da geçiriyorlar. Yani yokluyorlar bizi, dürtüyorlar. Hı -hı. Şimdi hatta Ürdün'e gitsinler falan. Şimdi Sisi ne dedi en son dedi ki eğer dedi şey yapacaksan, yer değiştireceksen dedi bunları dedi şeye götür. Neceş e götür dedi. Şeydeki eee yani İsrail içindeki güneydeki şöyle Akabe körfezinin kuzeyindeki alana götür oya taşı filan dedi o da ona niye neye söylüyor çünkü bir kere en başta ideolojik bir sorun var evet Mısır Filistin davasının hakimi gibi bir gözükmek ister çünkü Arap şeyi var yani Arap kimliği üzerinden ben bunu Müslüman hakim... kardeşler ama şimdi Mısır'daki yani, darbeyi kime tabii. yaptı Müslüman kardeşler İhvan'a yaptı tabii. e Hamas ne Hamas'ın ideolojik olarak ihvan tabii. şimdi sa sadece Hamas değil. Şimdi buradaki halk da 2007'den beri Hamas'ın ideolojisiyle yoğruldu. Şimdi yani halkı evet yani Hamas'ı sevmeyenler var. Yani hani bir seçimler yapıldığı zaman rakamlar ortaya çıkıyor. Ama yani sonuçta başka bir şey daha var. Hani halkın idolisi böyle de. zamanda bunlar dönüşür, değişir falan ama bunlar için de Hamas militanları var. Yani şimdi buraya geçtikleri zaman sadece Hama, şey Halk geçmeyecek ya Hamas'lar da geçecekler. Hamas'ın militan kanadı da geçecek. Siyasi kanadı, ideoloji kanadı da geçecek. Ama dediğiniz tabii de Filistin davası öyle bir dava ki hani ihanet de olacak yani, bir yanıyla. Senem ya. Hanım hani yani, biraz, biraz biz o, hani, o dağ, dağdan gelen kafamızda biraz kitabın arkasından konuşmayı severiz. Evet. Şimdi ben soruyorum buradan. İsrail böyle bir pozisyonda iki iki devletin çözümü kabul eder mi? Hele ki şimdi şuradaki Gazze'yi bu, bu alanı ele geçirdi. Bunu istiyor, söylüyor. Hı hı. E ne olacak? Batı Şeria'da orada küçücük bir alan. Zaten orayı da dağıtıyor. Delik deşik olduğu biliyorsunuz. O zaman bir soru sormamız gerekiyor. Akdeniz'in enerji yoğunluğundan mahrum bırakılmış